Evet. Ben bu yola girmişim. Şeytan hep vesvese veriyor. Ne yapmalıyım? Bir de hep ruhum sıkılıyor. Evet, bu kardeşimiz de sıkılıyor. Evet, başka bir kardeşimiz. Hep içim sıkılıyor. O kadar ki geceleri yatamıyorum bir türlü. Allah'a yönelemiyorum. Evet, o da sıkılıyor. Nerede sıkıntı varsa orada şeytan vardır. Nerede melekler varsa orada da huzur vardır, sekinet vardır. Evet, itminan vardır, muhabbet vardır orada. Biz Allah deyince, la ilahe illallah deyince sıkıntı artabilir. O zaman yapmamız gereken şey nedir? Ona devam etmektir. Evet, biraz sonra bakacağız ki o gönlümüz sıkılırken gece gibi olmuştur. Bir de bakarız ki gönlümüz aydınlanmaya başlamış. Allah'ın zikriyle aydınlanmaya başlamış. Evet, yapmamız gereken şey nedir? Diyelim ki zikir yaptık, tefekkür yaptık, geçmedi. Alalım bir abdest. Allah'ın huzuruna çıkalım. İki rekat namaz kılalım. Bu farz bir namaz da olabilir. Bu bir kaza namazı da olabilir. Sünnet de olabilir. O fark etmiyor. Mesele Allah'ın huzuruna çıkmaktır. Evet, başımızı secdeye koyuyoruz. Üç sefer Sübhane Rabbiyel A'la diyoruz. Sonra dua ediyoruz. Secdede dua ediyoruz. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Kulun Allah'a en yakın ani secde anidir. Öyleyse secdede dua edin. Allah'tan isteyin dedi. Başımızı secdeye koyuyoruz, duamızı yapıyoruz. Uzun uzun. Evet, hatta öyle ki bir Berat gecesinde Resulullah Efendimiz Hazreti Ayşe annemiz anlatıyordu. O gecede iki rekat namaz kıldı. Kıyamda durdu. Fatiha'yı okudu. Kısa bir süre okudu. Rükû'a gitti. Doğruldu. Secdeye gitti. Gecenin yarısına kadar secdede kaldı dedi. Yarım gece. Yarım gecede iki sefer secde yapmış. Öteki yarısında da yine bir rekat kıldı. Bütün geceyi secdede geçirdi. Secdede dua etti. Resulullah Efendimiz'in dualarından birkaç tane söyleyeyim. Secdede yaptığı dualar. Aynı şekilde sahabe de öyle yapıyordu. Secdede dua ediyordu. Ama bize secdeyi, daha doğrusu namazı sanki böyle bir resmi işmiş gibi öğretmişler. Öyle değildir. Kulun Allah'a en yakın ani secde anidir. Öyleyse secdede Allah'tan isteyin buyurduysa istememiz gerekiyor. Evet, ne buyuruyordu Resulullah Efendimiz secdede? Ya Rabbi sen afusun. Affetmeyi seversin. Beni affet. Duayı Arapça yapmak gerekmiyor. Türkçe, Kürtçe, Zazaca, her dilin neyse duanın dili olmaz. Rabbinle konuşuyorsun. Duanın dili yoktur onun için. Çünkü dua senin gönlünden gelendir. Sen onu Arapça dile döktün, ha başka bir dilde kelimeye döktün, o fark etmiyor. Gönül duasıdır o çünkü. Evet, diline de söylüyorsun yani. Ya Rabbi sen afusun, affetmeyi seversin, beni affet. Evet. Başka hangi duayı yaptı? Bir de uzun uzun yaptıkları vardır. Evet, Ya Rabbi günahlarımdan mağfiretine sığınıyorum. Gazabından rahmetine sığınıyorum. Senden yine sana sığınıyorum. Evet, başka mesela. Ya Rabbi geçmiş günahlarımı affet. Şimdiki günahlarımı affet. Gelecekteki yapacağım günahları da affet. Evet, bu birkaç tane söyledim öyle. Dua gönlüne nasıl geliyorsa duayı öyle yapman gerekiyor. Bir şey mi istiyorsun? Af mı istiyorsun?
dünyaya ait mi yoksa ahirete ait mi bir nimeti istiyorsun? Yoksa Allah seni korusun mu istiyorsun? Muhafaza mı istiyorsun? Her neyi istiyorsan, evet. Secdede istemen lazım. Normal olarak namazı kılarken de böyle yapmak gerekiyor. Bir namazı böyle kılalım, bakın namaz nasılmış, secde neymiş anlarız. Evet, kulun Allah'a en yakın anı. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, وَسْجُدْ وَقْتَرِبْ Secde et, yaklaş. Gel kulum diyor, gel. Nereye gel? Secde et, gel dedi. Secde ettin, huzurdasın. Niye? Başını secdeye koymuşsun, ben yokum demişsin. Senin azametin karşısında, kibriyan karşısında, büyüklüğün karşısında ben hiçim, ben yokum dedin, başını secdeye koydun, perde kalktı, iş bitmiştir. Huzurdasın. Evet, işte namaz, namazın tadı o zaman anlaşılır. Evet, böyle olunca Rabbimizle beraber oluyoruz. Geriye sıkıntı kalmaz.